nereden açılıyor bu ya? Abi! Yaz, gitti kaldık Yaz! Hepimizin iyiliği için. Yaz, gitti kaldık! Yaz, gitti! Yaz, gitti! Yaz, gitti. Yaz, gitti. Yaz. Pencerelerin kolu yok. Biz... Biz kaldık burada. Bu ne demek şimdi ya? Bu niye bizi bırakıp gitti? Kafayı mı yedi bu? Sen ne konuşuyorsun ya? Ha? Bir de utanmadan geldin bana iftira mı atıyorsun sen? Bu kadarsın işte sen. Gözümle gördüğüm şeyi gözümün içine baka baka inkar edecek kadar yalansın sen. Bu gözler kimin gerçek, kimin yalan olduğunu sana bakarken bin kere gördü. Ece Egemen Hanım. Egemen bak, altını çiziyorum. Sen o kirli paslı kalbinle bir takım planlar yapmışsın. Buraya gelmişsin, üste çıkmaya çalışıyorsun ama yemez. Tamam mı? Bu adam artık o oyunları yemiyor. Biz o level'ları atladık. Ya üste çıkmaya çalışan sensin be. Ya beni suçlu gösterip kendini kurban göstermek işine geliyor değil mi? Delikanlılığını bozmuyor. Delikanlılık diyor ya. Görüyor musun olsun? Delikanlılık diyor. Görüyor musun? Bana delikanlılık diyor ya. Tamam sakin. Ne sakini ya? Ne sakini oğlum? Evli barklı. Buraya gelmiş karnında bebek. Ne değişirdi ya? Ha öptüm öpmedim ne değişirdi Ece? Değişirdi. O ihaneti gözlerimle görmeseydim çok şey değişirdi. Bana yaşattığın her şeye rağmen her şey bambaşka olabilirdi. Sen beni boynuzladın kızım. Bilmiyorum farkında mısın? Boynuzladın sen beni. Ben bütün o ağır sözlerine, hakaretlerine, küfürlerine rağmen hapishaneye senin yanına geldim. Benimle görüşmedin. Hatırlıyor musun o günü? Hı? Oğuz beni arayıp Yasin bıçaklandı dediğinde de ben gururumu ayaklarımın altına alıp yine her şeye rağmen o hastaneye senin yanına koştum. Ama ne gördüm ben o hastanenin kapısını açtığımda? Kimi gördüm? O kızı gördüm yanımda. Sizi öpüşürken gördüm ben. Hiç boşuna inkar etme Yasin. Hiç boşuna inkar etme. Bize yaşattığın her şeyin sorumlusu sensin. Sensin. Yalancı. Adi yalancı. Sen gel bakayım şöyle. Ya bırak ne yapıyorsun ya? Yüzleştirmeye götürüyorum seni. Ben hiçbir yere gitmiyorum bırak. Git karının yanına. Öpüşe koklaşa o anlatsın size ilk öpücüğünüzü.
Tabii X'e. Sen de dön arkanı git. Madem laflarının arkasında duramıyorsun, kırta kırta git kocanın yanına. Ulan ben o gün kendimde değildim be. Ben koca gerizekalı o gün kendimde değildim. Şu mahallede gözümü açtım, nasıl seni gördüm? O hastane yatağında da gözümü açtım, senin adını sayıkladım ben be. Yalan. Yalan. Benim dudaklarıma senden başkası değmezdi. Bir ömürde değmeyecekti. Sen bizi bir yalı uğruna öldürmeseydin... ...değmeyecekti Ece. Yalancı. Allah benim bin belamı versin ki ben o gün o kızı öptüysem ya. Ama sen şimdi böyle defolup gideceksin ya. Ben de döneceğim arkamı. Gideceğim karımın yanına, her şeyi unutacağım. Ya da geleceğim benimle. Bana ne diyorsan aynısını Selin'e söyleyeceksin. Sadece... ...dediklerimin arkasında durduğum için. Pijamalarını toplamış. Her yer, her yerde. Şu eşkıya baban yüzünden elim ayağım tutmasın benim. Toplarım ben senin öteberini. Şu hale bak be. Her yer. Aa, çantayı da yere atmış. Bereketi kaçacak ayol. Bendeki de laf. Ne bereketini gördük ki? Sosyetik gelin aldık. 5 kuruş parası... Var bu be. Bak sen abilerini git tırtıkla, Şükrüye anana ses etme ha. Siz burada mıydınız? Ne oldu kızım? Sen banyo yapmadın mı? Yok, ben hiç iyi değilim. Sinir yine midemi vurdu. Tansiyonum düştü galiba. Kustun mu yine yavrum? Ha? Senin telefonun suya düştü. Benim telefonum alıkonuldu. Pencereler kırılmaz cam. Kapılar kilitli. Pencerenin kolu yok. Bu nasıl iş ya? Niye kilitledi bu adam bizi buraya? Kafayı mı yemiş bu? Ya kamera şakası falan mı bu acaba? Birlikte film izlemedik. Kameram vardı yerde. Dans etmedik. Yemeğe bile çıkmadık. Beni bekliyor. Biz çekim yapacaktık. Yok. Yapmadıklarımız yaptıklarımızdan daha fazla. Üzerimize yıkılmaz, kırılmaz bir kapı kapanmışçasına. Birbirimizden başka çıkışımız yokmuşçasına. Sinan. Biz Azan'la konuşamadık. Sinan bir şey söyleyecek misin? Biz nasıl çıkacağız buradan? Benim yüzümden. Ben abime birlikte yapamadığımız şeylerden bahsetmiştim. Yaşayamadıklarımızdan. Resmen kapıyı üzerimize kilitlemiş. Yaşayamadığınız ne varsa yaşayın demiş. Çekmiş gitmiş. Bir şey diyecektim belli. Yok.
Yok bir şeyim. Selin kalk, konuşacağız. Yasin. Bu kadın burada ne işi var? Ne oluyor ya? Ne oluyor değil, ne oldu? Doğru soru bu. Ne diyor bu? Selin, o gün ben hastanede yatarken... ne oldu? Hı? Bana söylemek istediğin bir şey var mı Selin? Hatırlatayım mı sana hasta bakıcılık yaptığın günü? Ne diyorsun sen ya? Selin, biz o gün hastanede öpüştük mü? Ben anlamıyorum ben. Anlamıyorum. Kızım, ben de hiçbir şey anlamıyorum zaten. Biz öpüştük mü, öpüşmedik mi? Bir şey söyle ya. Ben zaten bir anlamıyorum şu an. Ben o gün hastanede nasıl uyandım Selin? Hı? Ben Ece Ece diye uyanmadım mı Selin? Ha? Dua eder gibi bu kızın adını sayıklayarak uyanmadım mı ben? Niye üzüyorsun? Konuşsana. Gözümü kaparken de o. Gözümü açarken de o. Yasin. Kızım, ben seni öptüm mü öpmedim mi? Bak niye susuyorsun? Beni delirtme ya. Öptüm mü ben seni? Öptüm mü ben seni? Konuşsana. Selin. Selin. Hadi sağ ol bir Nazım, hadi. Bak vallahi içim rahat etmiyor diyorum sana. Ay, ne inat kadınsın sen ya? Bak kocamla da konuştum diyorum. Tamam işte. Of Binnaz, burası benim evim. Ben çok rahatım. Sen beni merak etme. Hadi git işine gücüne bak, hadi. Binnaz, hadi anam evine git ya. İşin gücün yok mu senin? Cevabını verecek. Verecek cevabını. Cevat abi! Açacak gözünü, verecek cevabını. Fazilet? Gördüm, gördüm. Abi çabuk aç kapıyı, bayıldı. Bayıldı, bayıldı. Çabuk abi. Bas, 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 bas. Bu nasıl iş şimdi böyle? Ne olmuş ki o kızcağız öyle? Ece'nin onların yanında ne işi var kız? Bilmem. Benim derdim değil ki. Küstah. Haddini bilmez küstah. Ama söylemişti. Söylemişti. Kardeşime döneceksin demişti. Neden? Çünkü patron öyle uygun gördü. Ama bu kapıyı yerinden sökmeyen Hazan var ya... ben öyle abuk sabuk tuzaklara pavuç bırakır mıyım be? Yok, film izlermişiz de, yemek yermişiz de... bana sordun mu acaba? Ben senin kardeşine yemek yemek istiyor muyum? Ben senin kardeşinle 5 dakika kapalı kalmak istiyor muyum acaba? Keyfin yerinde mi Sinan Bey? Hiçbir şey yapmayacak mısın? Boşuna uğraşıyorsun. Yok canım. Ya Hazan yeter bak, elini falan keseceksin ya. Ben bu evden çıkacağım Sinan. Ben de sana şunu söyleyeyim. Eğer ben abimi tanıyorsam, o bu kadar uğraştıysa... kendisi gelip açana kadar bizim buradan çıkma ihtimalimiz yok. Tamam? Ben senin o abini var ya... bu
kapı eninde sonunda açılacak Sinan. Ve ben o zamana kadar yukarıda, senden uzakta bekleyeceğim. Korkma anne. Kardeşim üzülmeyecek. Bir çaresini bulacağım. Her zaman bulduğum gibi. Unuttu mu ben duygusal olan değil, soğuk olan? Yere düştüğümde kimseye tutunmadan tek başıma yalnız kalkmaya alışmış olanım. Ben yalnız kalacak olanım. Vay anam vay. Senin kocan cinnet geçirsin. Ha? Silahı dayasın o namussuzun kafasına. Sen git gene o at hırsızının burnunun dibinde bit. Yok anam yok. Yok benim kızımda şöyle mercimek kadar akıl yok. Akıl yoksa sana ne? Değil mi? Sana ne? O değil mi o kızıl kafalının koluna giren sana rağmen? Ah Ece, ah. Bu akılsızlıkla o at hırsızının burnunun dibine düşen... ...o kızıl kafalının koluna girip nerelere düşer acaba? Ama olmuyor işte. Olmuyor. Yapamıyorum. Anayım. O kıyar. Sen kıyamazsın. Anayım çünkü. Ama dur Ece Hanım, dur, dur. Anan sana son bir analık yapacak. Hadi benden sana son bir kıyak daha. Dur sen. Ben o gün hastanede nasıl uyandım Selin? Kimin adını sayıklayarak uyandım ben Selin? Ben Ece Ece diye uyanmadım mı Selin? Gözümü kaparken de o, gözümü açarken de o. Ben o ihaneti gözlerimle görmeseydim çok şey değişirdi. Bana yaşattığın her şeye rağmen her şey bambaşka olabilirdi. Geldiysek. Söyle sen söyle. Eğer oyuna geldiysek ne? Yok sen bir şey diyordun. Ne olurdu dedin. Hani sen her şey bambaşka olurdu dedin ya. Hı hı. Ben onu şey ettim. Sen ne diyordun? İşte ben de şey diyordum. Yani eğer o gün öyle bir şey olmadıysa... Yani eğer siz öpüşmediyseniz... Ece bak ben... Geçmiş olsun. Eşin isim çıkıyor merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ya ilk dönemde yaşanabilir şeyler bunlar. Nasıl? İşiniz hamile. Tebrik ederim. Şimdi biz genel muayenesini yaptık.
Siz yarın kadın doğumdan bir randevu alın. Ultrason muayenesi de yapılsın mutlaka. Tekrar geçmiş olsun. Ben... Sen? Sen baba oluyorsun. İşte tüm sorular cevabını buldu. Ece yine cevabını aldı. Sen benim tek şansımsın. Tek şansımsın bebeğim. Tebrik ederim. Neler geçiriyorsun o aptal kafandan? Oyuna mı geldik diyorsun ha? Şimdi sileceksin o gözünün yaşını. Kurulacaksın arabana. Yoluna gideceksin. Kocana gideceksin. Ben biliyorum. Bana sormak istediğin şeyler var. Benimle konuşmak istiyorsun. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Yapılan hatalar bizim gibi bir şirket için asla kabul edilemez. Hazım Bey, yalnız bizim hesaplarımızda bir hata yok. Siz bana bütün ömrüm verdiğim işi bilmediğimi mi söylüyorsunuz yani? Sana mı soracağım nereye gittiğimi? Hazım Bey'in kesin talimat var, giremez. Sana ne be kızım? Allah Allah. Ben Hazım Bey'in kayınvalidesiyim, çekil önümden. Kim olduğumuzu gayet iyi biliyorum. Lütfen çıkar mısınız? Gayet iyi biliyorsan niye izin vermiyorsun? Hazım Bey'in kesin talimat var, geçemezsiniz. Aa, kız ne var? Bak örümcek var, dur. Örümcek var şurada. Ay, örümcek ha. Hanımefendi, hanımefendi lütfen. Evet. Yönetim kurulu başkanınız olarak bu hesaplarda hata var diyorum. İtirazı olan var mı? Hanımefendi lütfen. Benim itirazım var. Ben itiraz ediyorum çünkü haklıyım. Sen ne cesaretle... Analığımdan aldığım cesaretle. 40 yılda bir haklı çıkıyorum ya. İşte o haklılığımdan aldığım cesaretle. Hazım Bey biz kalkalım. Kalkın kardeşim kalkın. Aile meselesi bu. Oturduğunuz hata. Kalkın bakayım hadi. Bana bak. Sen kendini ne zannediyorsun? Ben senin kayınvalidenim Hazım Efendi. Hiçbir şey için olmasa bile sırf bu sebep için 2 dakika beni dinleyebilirsin. Şimdi seni buradan ya kapatacağım. Başlarım senin güvenliğine. İstersen orduyu çağır. Allah Allah. Ben ne yapar ne eder bir yolunu bulur dikilirim senin karşına. Bak Hazım Efendi. Ben senin o rahmetli karının tablosuna elimi bile sürmedim. Tek kelime etme. Seni buradan kendi ellerimle atarım bak. Yaparsın. Bilirim. Hatta silahı kafama bile dayarsın değil mi? Dün akşam yaptığın gibi. Bana bak, senin kurşunun sökmez bana. Haklıyım ben çünkü, haklı. Defol git buradan. Ben istesem kozumu önüne atar, elini kolunu bağlardım senin.
baş köşeye kurulur, kahvemi de alır elime höpürdetirdim o kahveyi. Sen beni o yalıdan dışarı atamazdın bile. Niye yapmadım ben? Yapmadım çünkü kızım gönlümü kırdı. Bir kere ben senin yalını defterden sildim. Ben ne yapayım senin yalını? Benim derdim kızımla, evladımla, kurulan tuzaklarla. Gelinin tuzak kuruyor Azim Efendi. Bütün bu tuzakları gelinin hazırladı. Benim hiçbir kabahatim yok. Haberim bile yok. Ben yakaladım yakalamasına da ispatlayamıyorum. Bütün bu tuzakları o hazırladı. Şimdi de iftira atıyorsun, öyle mi? Sen çok utanmaz bir kadınsın. Çık dışarı. Sen, çık dışarı. Sen ne yapıyorsun sen? Çık dışarı. Kayınvalideyi nasıl böyle yakamaca dışarı atarsın? Güvenlik, atın bu kadını. Bak anlamıyorsun beni. Şebeke bunlar diyorum. Tuzak kurdular, bir çete gibi çalışıyorlar. İkimize de oyun oynadılar. Ne olur beni bir iki dakika dinle, anlatacağım her şeyi. Bak Hazım Efendi. Hazım Bey, bak pişman olacaksın. Söylemedi deme. Çok pişman olacaksın Hazım Bey. Ya bu anlamıyor musun? Ben bir şeyler atıştırıp yatacağım. Aa, siz birlikte mi çıktınız? Kızım eve geldim, evde yoksun. Çantan, telefonun hepsi burada bırakmışsın. Merak ettim ayol. Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu yavrum? Bizim planlamadığımız bir şey gerçekleşti. Ne oldu? Babaanne oluyorsun Şükrü anne. Annem oluyorum. Allah'ım dualarımı kabul etti. Babaannem oluyorum. Şükürler olsun. Canım kızım benim. Lütfen yalvarırım, aç şu telefonu lütfen. Merhaba, alalım mı telefonu? Merhaba. Ablam şeyde galiba, çekimde. Evet ablacığım, otelde çekimdeyiz. Nerede bu otel? Ya birlikte çıkmışlardı ama. Ya sonra ne oldu? Hazan Hanım otelde de yok ya, hiç gelmemiş. Nereye gider bu kız ya? Yaz Bey köpürecek. Yaz Bey, Hazan Hanım'a ulaşamıyoruz. Hmm, o zaman haydos. Keyfinize bakın. Ne kadar tutabilir ki bizi burada? İlla ki açacak o kapıyı. Ne yapıyorsun ya? Sen bu durumda bile benimle konuşmayı reddediyorsun. Ben de keyfime bakıyorum, ne yapayım? Ya bir nevi carpe diem diyelim. Sana da tavsiye ederim. Havaya gitmende bir sorun yok Ece. Ama bir dahaki sefere program yapmadan önce bana danışırsan sevinirim. Aptal. Alo. Habire şimdi girmeyeceğiz. Bu gece değil, benden haber bekle. İnternetten değil, gazeteden gireceğiz, tamam mı? Ne demek ya? Sana hem haber hem para veriyorum. Ben ne zaman dersem o zaman. Sadık. Zamanlama önemli. Çok önemli.
Dillerin ne zamandan beri böyle senin? Anlayamadım. Nesini anlamadın baba? Ellerin titriyor, görmüyor musun? Şekerim mi var, tansiyonum mu çıktı? Hayırdır, ne oluyor? Aa. Gerçekten elleriniz titriyor. Hiç fark etmemişim. Sinirdendir. Sinirden. Mutlaka. Buna sen mi karar verdin? Yani sinirsel olduğuna, yoksa bir doktora göründün mü? Benim doktorluk bir şeyim yok Gökhan. Bu sinirim geçince herhalde elimin titremesi de geçecek. Keşke siz de eşinizle havaya gitseydiniz. Yani hem hava değişikliği olurdu hem de çekimleri izlerdiniz. Sanmıyorum. Babam Yağız'la Sinan'la falan biraz gergin de o yüzden. Projede şirketten bağımsız artık. Yağız cebinden ödüyor falan ya durumlar. Ellerimin titremesi daha uzun süre devam edecek anlaşılan. Yemeği de boğazımda bıraktınız. Afiyet olsun size. Hayda. Bir şey de söylenmiyor artık ya. Gerçekten bir şey de söylenmiyor ya. Ne güzel paslaşıyorsunuz abi kardeş, değil mi? Hazan, bak bunu binlerce kez anlattım sana, bir kez daha anlatıyorum. Benim bu olaydan haberim yok, tamam mı? Bu hiçbir şey değiştirmez Sinan. Benim için farklı bir şey değil. Tıpkı otel odası kumpası gibi. Aslında iyi oldu bu ya. Bak ne güzel konuşmaya başladın en azından. Konuşmayacağım. O çok bilmiş abin, her şeye karar veren adam bizi buraya tıktı ya konuşalım diye. Ben ağzımı açıp konuşmayacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben konuşacağım ama. İstersen kulaklarını da tıka, ben sabaha kadar konuşacağım. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum ya. Ben sana özetleyeyim hatta. Ben hiç tanımadığım insanlara iftira atıp sonra sırf eğlence olsun diye onları tuzağa düşüren adi, bencil adamın tekiyim. Demek sabaha kadar sürmez. Hatta bak cümle bitti bile. Bildiğim tek bir şey var. O da o lanet otel odasının acısına burnumdan fitil fitil getirmen. Sırf o odanın acısını çıkarttığın için biz bu haldeyiz Hazan. Ben bizi bu hale getirdim. Ben. Vay be. Ben neymişim ya? Ben ne yapmışım böyle be? İki tane poz verdim. Acı bitti gitti. Değil mi? Senin için bu kadar kolay. Bu kadar basit işte. Hiç düşünmüyorsun değil mi? Ya ben olmasaydım? Hiç tanımadığın kardeşime kurmuştun o tuzağı hani. Neden onun yerine ben gittim hiç düşündün mü? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben oraya senin için gittim. Ben sana aşıktım aptal. Aşıktım. Öyle uzaktan uzağa. Öyle gizli saklı. Kendi kendime aşıktım. Hem de nasıl aşık biliyor musun? Kendine inat aşık. Selam. Sen ne yapıyorsun burada? Öyle geldim ablamın yanına. Değişiklik olsun diye. Harika. Pardon. Bir sakıncası mı var? Neyse ablam nerede biliyor musun? O gece Ece'nin yerine ben gittim. Kendimi kardeşimi koruduğuma inandırdım güya. Ama ben oraya niye gittiğimi biliyordum. O allı pullu elbiseyi giyerken de, yüzümü gözümü boyatırken de neden gittiğimi çok iyi biliyordum.
yakışıklı playboyumuz erkek Fatma'yı bir de böyle görsün. Bir de kız gibi görsün. Belki hiç değilse yüzüme bakar. Belki hiç değilse adımı sorar. Zavallı erkek Fatma. Yakışıklı prensi onu görecek, beğenecek. Zavallı. Süslü püslü zavallı. Sen o gece sadece hiç tanımadığım bir kızın gururuyla oynamadın. Senin için atan bir kalple oynadın. Kendime olan inancımla, kendime olan saygımla, özgüvenimle, benliğimle, her şeyimle oynadın sen benim. Allah her şeyimle. Benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Nefret ediyorum kendimden. Sana yaptıklarım için, bize yaptığım her şey için nefret ediyorum kendimden, oldu mu? Ben kendimden nefret etmeni istemedim. Ben senin pişman olmanı istedim. Ne demek buralarda bir yerlerde ya? Ya telefonu bile yanında değil. Ya siz buraya çekim yapmaya gelmediniz mi? Modeliniz nerede? Haberim mi yok Yağız? Buralarda bir yerdedir. Hem sen niye haber vermeden çıkıp geliyorsun ki? Baskın mı yapıyorsun? Telefonu yanında olsaydı haberi de olurdu. Ayrıca sen niye hesap soruyorsun ya? Adam gibi bir cevap verir misin artık? Ablam nerede? Ece hadi evine gitsene sen ya. Peki. Peki öyle olsun. Kendim bulurum. Aa, asistanın bir çekim için eve gittiklerini söylemişti. Acaba o ev nerede? Dur, bir dakika. Onları rahatsız etme. Onları derken? Sen bana inanmıyorsun. Pişmanlama bile inanmıyorsun. Eğer gerçekten pişman olsaydın beni abinle yaralamazdın. Hazan bak. Benim de haklı sebeplerim vardı. Sebep? Sebep ha? Gözümün içine bak da söyle. Sen abinle ikimizi yakıştırdın be. Sen ikimizi yan yana koyabildin. Şuranda ve şuranda. Sen benim yanıma abini koyabildin. Bunun için o gazete haberlerini bahane edemezsin. O aptal gazete haberlerinin hala bir açıklaması yok değil mi? Ne oldu? Hadi yapışsana yakamayını. Her şeyi söyledin yüzüme işte. Sen bugün benimle ilk kez yüzleştin Hazan. Ama konu gazete haberlerine gelince ya da abime gelince Hazan susar, Hazan arkasını döner. Evet susacağım. O gazete haberleriyle ilgili o gün söylediklerimden başka hiçbir şey duyamayacaksın benden. Bu kadar mı yani? Neyim ben? Aşığım ben aşık.
Aşığım ve kıskandım. Hem de köpekler gibi kıskandım. Seni öz abimden kıskandım. Yüzüme bak yüzüme. Hazan yüzüme bak. Kıskançlık adamı ne hale getiriyor yüzüme bak. Ben o gün sadece gazete haberlerini kıskanmadım. Aynı zamanda gördüklerimi de kıskandım. Sen ne gördün ya? Sen bana baktığında ben de senden başka ne görebilirsin ki? Ben abime gülen bir Hazan gördüm. Onunla çocuk esirgeme kurumundan çıkan, onunla körebe oynayan, ona gözyaşlarını sildiren. Daha önce sadece benim dokunabildiğim o gözyaşlarını abime sildiren bir Hazan gördüm. Ben babam için tek başıma ağlarken abime sarılan bir Hazan gördüm. Evet, abine sarıldım çünkü sen kaçtın. Her zaman olduğu gibi acından kaçtın yine. Ama o karşımda kıvranıyordu. O acıdan ve ağlayamamaktan kıvranıyordu. Ben ona sarıldım çünkü ağlaması gerekiyordu. O gün yalnız ağlayan abim değildi Hazan. Evet, değildi. Ama kaçan sendin. O geceden sonra her gün, her gece bana yaşattığın her şeye rağmen senin yanında olmaya çalıştım ben. Ama sen abin yüzünden benden kaçtın. Evet, evet ben kaçtım. Sen de kararını verdin, ona sarıldın değil mi? Ne oldu? Verecek cevabın yok tabii. Ya ben neden bahsediyorum, sen farkında değil misin? Sadece o gazete haberlerinden bahsetmiyorum ben sana. Ya üstüne bir de abim... Abin ne? Ya ben seni abimden bile kıskandım işte. Ne aklım, ne kalbim, ne sana olan güvenim, ne pişmanlığım. Beni durdurmaya yetmedi işte Hazan. Tamam, pişmanlık bir erkeği durdurmaya yeter, haklısın. Ama aşık bir erkeği... Aşık bir erkeği durdurmaya yetmiyor Hazan, yetmiyor. Bütün bunların içinde en ağır, en kaldıramadığım şey ne biliyor musun? Sen bizi bitiren o iftirayı hiç tanımadığım birine atmıştın. Ama bu iftira, ucu abine dokunan bu iftira... Sen beni abinle suçlarken beni tanıyordun Sinan. Çok iyi tanıyordun. Sen o ikisini dağ başında bir eve kilitledin. Doğru mu anladım ben? Evet, doğru anladım. Birkaç kez daha tekrarlayayım mı? Sen düşündüğümden çaresiz durumdasın Yağız. Nasıl? Hayır yani neden? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ece bak, ablamın nerede olduğunu sordun. Ben de söyledim. Sana bir açıklama yaptım diye böyle büyük büyük konuşma hakkın yok. Anlaştık mı? Senin de benim ablamın seçimlerine karışma hakkın yok. Ne hakkım var? Belki de hazır olmadı. Belki de yaşamak istemediği bir yüzleşmeyi onu zorlamaya ne hakkım var Yağız? Bak, Sinan ne yaptı da bu hale geldiklerini bilmiyorum, tamam mı? Ama sen biliyorsun ve benden daha çok şey bildiğin kesin. İşte seni de ilgilendirseydi sen de bilirdin. Tamam. Ben ağzını arayacak değilim, tamam mı? Neden biliyor musun? Çünkü ben ablama saygı duyuyorum. Tamam, ben saygısız bir adamım. Oldu mu? Bana dersini verdin mi? Şimdi artık gidecek misin? Biliyor musun? Bu gece yaptığın şey seni şövalye yapmıyor Yağız Bey. Ya ne yapıyor? Seni kendi duygularından kaçmak için başkasının duygularını zorlayan bencil bir korkak yapıyor. Ağabaya mı gitmiş? Bir başına mı gitmiş, kocasıyla mı gitmiş ağabaya? Kocası burada canım. Ya ablasının çekimi varmış, ablasının yanına gitmiş. Ha, iyi bari. Bir başına gitmediyse iyi. Kerime bak, bir haber alırsan hemen bana haber et. Hadi.